Hoş geldiniz. Bu videoda Yataş'ı incelemeye çalışacağım. Bu videoda neler yapacağız? Bir, firmanın karlılık durumuna bakış. İki, faaliyet raporu incelemek, firmanın hedeflerini incelemek. Ve firmanın daha önceki hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakmak. Üç, hisse fiyatını yorumlamak. Bunları yapmaya çalışacağım. Baktığımızda son iki bilançosu gerçekten çok iyi gelmiş. Son iki bilançoda karda bir patlama olmuş. Faruk'a bakalım. Evet, Faruk'ta esas işte iyi gitmiş ve bu karlılık umarım devam eder. Çünkü paralar esas işten gelmiş. Yatak yorgan satmakla kazanmışlar yani bu parayı. Yıllık faroklarına baktığımızda da 2017'den bugüne baktığımızda yukarı doğru düzenli bir şekilde arttığını görmekteyiz. Bu çok iyi bir şey. Firma kendini 5 yılda, işte 3 yılda, 4 yılda çok iyi geliştirmiş. Toplam varlıklarını da yukarı doğru düzenli bir şekilde arttırmış. Öz kaynaklarını düzenli bir şekilde arttırmış. Yani şöyle 3-4 yıllık baktığımızda gerçekten çok iyi bir firma görmekteyiz. Öz sermaye karlılığını yıllık %37 çıkartmış ama diğer iki bilançoda böyle iyi gelirse öz sermaye karlılığını yıllık %50'ye falan çıkartır. Şimdi biraz faaliyet raporundan bazı kısımlara bakalım. Çok da güzel bir faaliyet raporu hazırlamışlar. Ben bazı kısımları alıntı yaptım. 2020 yılında yurt içinde 85 yeni satış noktası açıp toplam satış noktamızı yıl sonu itibariyle 458'e yükselttik. Sürecin başından itibaren koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz bize yeteriz Türkiye'm sloganıyla milli dayanışma kampanyasını başlattığında 1 milyon TL bağışla kampanyaya desteğimizi verdik. Bu bence önemli bir şey çünkü bir firmanın hükümetle arasının iyi olması, mesela bankasıyla hükümetle arası kötüydü, firma kapandı, borsadan da atıldı hissesi. Mesela Çukurova Elektrik hükümetle arası kötüydü, borsadan atıldı. Ama baktığımızda Yataş, hükümetin Recep Tayyip Erdoğan'ın projesine destek olmuş. Sağlık çalışanlarının hastanelerde dinlenebilmesi amacıyla 6 hastaneye koltuk, artan temizlik ihtiyaçları sebebiyle çarşaf ve yastık gönderdik. Belirli kurumlara destek olmak, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koruyucu maske ürettik. Belirli üretim hatlarımızda makine uyarlaması çalışmalarını gerçekleştirerek hızla üretime geçtik. Günlük 20 bin adet hedefiyle ilk aşamada 500 bin maske üretimi gerçekleştirdik. Maske işine de girmişler, güzel. Alınan önlemler ve sokağa çıkma yasakları ile birlikte neredeyse hepimiz evlerimize kapandık ve izole bir hayat yaşamaya başladık. Bu durum evimizin aslında bir konfor alanımız, hayatımız merkezi olduğunu daha iyi anlamamızı sağladı. Ardından da evlerimizi daha yaşanası ve rahat hale getirmek için mobilyalarımızı değiştirmeye, yataklarımızı yenilemeye başladık. Bu dönemde daha konforlu, bahçesi, balkonu olan, daha geniş konutları olan talebin artması, paralel olarak mobilyaya olan talebi de arttırdı. Sene başında mobilya üzerinden alınan %18'lik KDV oranının %8'e indirilmesi de mobilya satışlarına ciddi bir hareket getirdi. Sokağa çıkma yasaklarının gevşetildiği yaz ayları ile birlikte satışlarımızda artış yaşandı. Düğün sezonunun da açılmasıyla 3. çeyrekte rekor düzeyde satışlar yaşandı. Bu dönemde Yataş Grup tarihinin en iyi satış rakamlarına ulaştık. Bu başarımız 4. çeyrekte de devam etti ve yılı koyduğumuz hedefin de üstünde bir satışla ve karlılık rakamıyla kapadık. Sınırlar ve mesafeler bizler için engel olmadı. Özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar sayesinde sizlerle olan bağımızı sürdürmeye devam ettik. Online satışlarımızla ilgili iyileştirmeler yaptık. Size oturduğunuz yerden aradığınız konforu ve rahatlığı bulmanız için yardımcı olduk. Pandeminin ortaya çıkmasından sonra oluşturduğumuz aksiyon planlarının başında iş modellerimizi dijitalleştirmek yer aldı. Müşterilerimize en hızlı şekilde ulaşıp sizlere en iyi hizmeti sunmak için dijitalleşme yatırımlarına önem verdik. Geldiğimiz bu noktada mobilya sektöründe dijitalleşme alanında ilk sırayı, Türkiye sıralamasında 50. sırayı alıp dijitalleşme ödülüne layık görüldük. Pandemi nedeniyle neredeyse tüm sektörün zor bir yıl geçirdiği bu dönemde yurt dışında gidilemeyen yerlere gitmeye, markamızı ve doğal olarak Türkiye algısını yurt dışında taşımaya devam ettik. Mart ayında kurduğumuz Kuzey Carolina merkezli Enza Home International şirketimiz ile ABD pazarına girdik. Burada birçok şirket ile tedarikçi anlaşması imzaladık. Kuzey Amerika'da genişleme stratejimizin parçası olarak Kanada'nın Toronto şehrinde Ağustos ayında Enza Home mağazamızı açtık. Ekim ayında Somali'nin başkentinde Somali'deki ilk mobilya mağazası olma özelliğini taşıyan Enzo Home mağazasını açtık. 2020 yılı içerisinde açtığımız 27 satış noktası ile yurt dışında toplam 96 satış faaliyet göstermeye, kalitemizi, şık tasarımlarımızı, konforlu ürünlerimizi sınır ötesinde yaşayanlarla buluşturmaya devam ettik.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de hem yurt içinde hem yurt dışında global marka olma yolunda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışacağız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar yerlerinde bulunduğumuzu ve ürün çeşitliliğimizi arttıracağız. Yenilikçi ve çağa ayak uyduran bir firma olarak online satışlarımıza bu yılda ağırlık ve müşterilerimizin taleplerini bu yolla da karşılayacağız. Özellikle ertelenen evliliklerin 2001 yılında gerçekleştirileceği öngörüsüyle sektörün önemli bir ivme kazanacağını öngörüyoruz. Bu cümle bence önemli. Mesela birçok insan işte pandemilerden sonra uçuşlar hızlanacak, işte uçak hisseleri daha iyi olacak düşüncesiyle pandemi sonrası için uçak yatırımı yapan insanlar olduğunu görmekteyim. Tabii Tüpraş da düşünülebilir. Çünkü o da uçakların kalkmasıyla daha iyi olacak bilançoları. Ama burada asıl söylemek istedim. Bakın böyle bir mevzu da var. Yani yataş da pandemilerden sonra düğünlerin artmasıyla daha iyi olabilme potansiyeli mevcut. Hem de kar eden bir firma. Düğünler az oluyorken bile ettiği karları görüyorsunuz. Ya tabii bunda biraz şey de etkili olabilir. Hani insanlar biraz evine kapandığı, evin önemi, işte yatak yorgana daha çok önem vermek. Mesela Diyoboya'yı incelediğimizde, Diyoboya'yı da incelemiştik. Diyoboya'nın pandemide gelirleri arttı. Neden? Çünkü dükkanlar kapandı. Millet bundan istifade dükkanını boyadı. Millet evine kapandı. Boş vakti oldu. Millet evini boyadı. Mesela Diyoboya pandemiden pozitif etkilenmişti. Bilançolarda çok ciddi bir düzelme görmüştük Diyoboya'da. Biraz yataşta da böyle bir durum olabilir ama pandemilerden sonra düğünler de artacak muhtemelen. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla böyle bir avantajı da mevcut. 2021'de 12 yeni pazara girmeyi hedefliyoruz. Organizasyonumuzu çok hızlı büyüyen pazarlar olan Çin, Hindistan ve Singapur'a yakın olacak şekilde şekillendireceğiz. İşte bunlar önemli. Bir firmanın hedefleri olması önemli. Yataş grupa ve markalarına olan güveni ve ilgisi için tüm paydaşlarımıza, müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2021 yılında başarılarımızın artarak devam edeceğini duyduğum inançla sağlıklı bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Saygılarımla Nuri Öztaşkın. Vizyon yurt içinde ilk 50 sanayi kuruluşu içinde, sektöründe ise yurt içinde birinci, dünyada ilk 20 marka arasında olmak. Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini de aşıp Yataş grubu sektöründe örnek bir kuruluş haline getirmek. Şirket karını %97 arttırdı. Neden Yataş? Şirket karını %97 arttırdığı için, satışlarını %50 arttırdığı için, kur riski minimum düzeyde olduğu için, bu da önemli, birazdan da bakacağız kur durumuna. Borçlanma düzeyinin makul olanın da altında olduğu için. 2020 yılı içerisinde temettü dağıttığı ve sürdürülebilir temettü politikasını benimseyip kar payını her sene dağıtma hedefi olduğu için, geri alım politikasını benimsediği için Yataş'ı tercih etmeyi düşünebilirsiniz diye böyle faaliyet raporunda bu özelliklerini söylemiş. Hatta Yataş Europe 2017 yılında Almanya'da kurulan şirket, Yataş Bedding ve Enze Home markalarımızı başta Almanya olmak üzere sınır ötesine taşımak ve burada yaşananlarıyla buluşturmak için kuruldu. 2017 yılında bunu yapmışlar. Yataş Rus 2019 yılında Rusya'ya, Yataş Group 2015 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde. Yataş Group olarak Rusya Federasyonu'ndaki satışlarını organize etmek ve müşterilere yerel çözümler sunmak için 2019 yılında Rusya'nın ve Moskova kentinde kuruldu. Enzo Home International ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 2020 yılının Mart ayında kuruldu. Rusya pazarına özel geliştirilen e-ticaret entegrasyonu sayesinde satışlar online kanallara taşındı. Mağazaların kapalı olduğu dönemde yapılamayan satışlar bu sayede yapıldı. Enzo Home International 2020 Mart ayında dünyanın en büyük mobilya ve yatak pazarı olarak bilinen Kuzey Carolina eyaletinde kuruldu. Amerika'ya özel mobilya, yatak ve tekstil koleksiyonlarıyla faaliyet göstermeye başladı. Şirketin kuruluşu pandemi dönemine denk gelse de mağazaların kapalı olduğu dönemde altyapı çalışmalarına önem verildi. Merkez ofis, showroom, depo ve web sitesiyle ilgili çalışmalar bu dönemde tamamlandı. Nisan ayında High Point şehrinde düzenlenecek mobilya fuarının Ekim ayına ertelenmesi nedeniyle müşterilerle buluşma 6 ay gecikmeli olarak gerçekleşti. Ürünlerin ilk defa Ekim ayında bu fuarda sergilenmesiyle birlikte ürünlere olan talepler gelmeye başladı. Verimli geçen fuarın ardından 4 eyalette toplam 11 müşteriye satışlar yapıldı. Yapılan satışların teslimatları Aralık ayında gerçekleşmeye başlandı. 2012 yılında yapılan stratejik değişimler ile 5 yılda 4,2 kat büyüdü. 2017 yılında Yataş Europe şirketi kuruldu.
Türk Quality'ye kabul edildi. Geri alım programından bahsetmiş. Birazdan bu geri alım programında toplam hedeflenen lot sayısına da birazdan bakacağız. 2020 Mayıs ayında geri alım programı bir sene daha uzatıldı. 2020 Haziran ayında Amazon'a ilk sevkiyat yapıldı. 2020 Ağustos paydaşların borsada yaşanan et geri alım şu kadar geri alınmış. Lot Ağustos'ta 494 bin. 494 bin adet lot. Toplam lot sayısı 88 milyon. Tabi bu sadece Ağustos ayındakiler 2020. 2020 Ağustos global anlamda büyük kampanyalar başlatılıp yurt dışı satışların arttırılması sağlandı. 2020 Eylül Somali'de Enzo Home mağazası açıldı. 2020 Eylül paydaşların borsada yaşanan dalgalanmadan olumsuz etkilenmemeleri için geri alım programı dahilinde 167 bin lot Eylül ayında. 2020 Ekim ABD'de High Point fuarına katılım sağlanıp Amerika pazarına güzel bir başlangıç yapıldı ve olumlu dönüşler alındı. 2020 Ekim gitti gidiyor. Pazar yerine yataş bedding ürünlerinin satışına başlandı. Social Media Awards Enzo Home mobilya kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Yataş bedding mobilya kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Yataş bedding en uzun gece 21 Aralık gerçek zamanlı iletişimi ikincilik ödülü kazandı. 20 Kasım 2020 Kasım olağanüstü genel kurul toplantısı yapılıp 2019 yılı karının %25'inin dağıtılması kararı alındı. Paydaşların borsada yaşanan dalgalanmadan olumsuz etkilenmemeleri için geri alım programı dahilinde 55 bin adet pay alınmış 2020 Kasım'da. 2 milyon TL'lik, milyon mu bakayım, kaç sıfır var? Evet, 2 milyon TL'lik makine yatırım tamamlandı. Bu bence çok önemli bir şey. Neden? Çünkü yeni makine brüt kar marjını arttırır. Yeni makine maliyeti düşürür. Çünkü yeni teknoloji daha kaliteli. Eski makineler daha çok enerji harcar falan. Ama yeni makineler daha az enerji harcar. Yeni teknoloji mutlaka daha iyi olur yani. The Hammer Yataş Bedding en iyi gerçek zamanlı pazarlama iletişim takımı ikincilik ödülü kazandı. N11 pazar yerinde Yataş Bedding ürünlerinin satışına başlandı. Bunun yanında ulusal ve yerel basın organlarında tirajı yüksek programlara reklam verme yoluna giden şirket, her gün pazarındaki payını ve müşteri algısını canlı tutmakta, bilinirliğini arttırmakta. Daha çok bayi yapılanması ile sürdürülebilir büyümeyi politika haline getiren firmanın yaklaşık %82'lik kısmını bayileri, %18'lik kısmında kendi mağazaları oluşturmakta. Satışların durduğu mağazaların geçici bir süreliğine kapalı olduğu pandemi döneminde Yataş Grup, bayilere sağlanan destekler sayesinde bayilerin belirsizlik dönemini yara almadan atlatabilmelerini sağladı. İşte bu önemli bir şey çünkü bayilerine destek oluyor. Mesela bunu şeyde de görmüştüm ben. Akiş GYO'nun faaliyet raporunu incelerken orada diyordu ki tabi işte Akiş GYO ne yapıyor? AVM'leri var, oradan kira gelirler alıyor. E tamam, kira gelir alacaksın ama hafta sonları AVM'ler kapalı. Bazen hafta içi de kapalı oluyor. Hafta içi de kapandı oldu yani AVM'lerin. E şimdi sen AVM'ye nasıl müşteri bulacaksın bu durumda? Nasıl birisi gelip dükkan kiralayacak veya dükkan kiralayanları nasıl orada tutacaksın? İşte bu durumlarda mutlaka tavizler veriliyor. Oradaki mağaza kiralayan müşterilerine destek olmak için mutlaka bazı tavizler verilebiliyor. Yatay'da da bunu görmüşüz. Bayilerine destek olmuş. Ama buna rağmen çok büyük bir kar yapmış. Satışların durduğu, mağazaların geçici bir süreliğine kapalı olduğu pandemi döneminde Yataş Grup olarak bayilere sağlanan destekler sayesinde bayilerin belirsizlik dönemini yara almadan atlatabilmeleri sağlandı. Somali'de ilk mobilya mağazası olma özelliğini taşıyan Enzo Home açıldı. Almanya'da 6 mağaza sayısına ulaşıldı. Böylece 2020 yıl sonu itibariyle 27 yeni satış noktası faaliyete geçti. 2020 yılında yurt dışında 27 satış noktası açıldı. Bunlar işte Macaristan'da, Almanya'da, Avusturya'da böyle bir sürü ülkede mağaza açmışlar. Bunların dışında firma web sitesi içerisinde birçok revizasyona gidildi. İyileştirmeler yapılıp tüketicilerin istedikleri ürünlere daha çabuk ulaşması sağlandı. İşte bu çok önemli bir şey. Çünkü orada web sitesine bakıyor. İşte hangi ürün daha çok alınmış, hangi ürün daha çok görüntülenmiş, hangi ürün daha çok like almış. Böyle bir faydası oldu bu web sitesi işlerin. Birlikte satın alınanlar, tamamlayıcı ürünler, en beğenilen ürünler, birlikte görüntülenenler gibi satış arttırıcı algoritmalar devreye alındı. Müşteri memnuniyetleri ölçülerek müşterilerin yorumlarına göre sitede düzeltmeler yapıldı. Çok hızlı bir planlama sürecine geçilip 2 yılda yapılabilecek lojistik altyapısını 2 ay gibi kısa bir sürede iyileştirip tüketicilerin ürünlerinin ellerine hızlıca ulaşması sağlandı.
Teknoloji ve yapay zeka sayesinde insanların tercihlerini, zevklerini, alışkanlıklarını daha hızlı tespit edip tüketiciye daha verimli olmayı özellikle pandemiyle birlikte hedef haline getiren Yataş Grup, bu yolda attığı adımlar sayesinde ciro kaybına uğramadan hatta hedeflenenin de üstünde satış rakamlarıyla 2020 yılında kapadı. SPK'nın pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10'u kadar belirlendi. Bu kapsamda azami 14 milyon 15 milyon diyelim 15 milyon adet payı geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuat değişmesi veya sermaye arttırılması durumunda azami alım rakamları yeni mevzuat veya sermaye miktarına göre belirlenir. Ayrıntılı hali şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmakta. İşte 88 milyon adet lotu var Yataş'ın. 15 milyonunu geri almayı hedeflemekte. Mesela şimdi Yataş'ın halka açıklığı %54. Bu geri alım programı ile halka açıklık oranını düşürmeyi hedeflemekte. Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar. 2021 yılında yapılması düşünülmekte. Bence önemli bir mevzu bu. Türkiye'nin ve dünyanın en geniş bebek yatak portföyüne sahip Yataş Mini, yeni doğan bebek yataklarından taşınabilir bebek yataklarına kadar tam 19 çeşit bebek yatağı 2020 yılı sonuna kadar portföyde yer alacak. İlerleyen yıllarda ise ihtiyacı tanımlı yeni bebek yatakları portföye eklenmesi hedeflenmekte. Şimdi burada ne diyor burada? Hedeflere bakalım. Mesela mağazacılık 2017'de 68 bin metrekare derken büyümüş büyümüş. 2020'de 83 bin metrekare ve 2021 hedefi ise 87 bin metrekare. Bayilere bakalım. Bayilerin de metrekarelerini düzenli bir şekilde büyütmüş ve 2021 hedefinde de 538 bayiye ulaşmayı hedeflemekteymiş. Yurt dışı bayilerinde bakın düzenli bir şekilde arttırmış ve 2021 hedefi 93 tane yurt dışı bayisi. İhracat odaklı büyümeyi hedef haline getiren firma 2017 yılında Türkiye programına başvurup Türkiye desteğini almaya başladı. Endüstri 4.0'a uyumlu akıllı fabrikaların oluşturulup üretim ağı ve üretim tesislerinde yüksek otomasyonun gerçekleşmesi hedeflenmekte. Yataş Grup olarak 2023 hedefleri doğrultusunda kapasiteyi ve hızlı üretim sayesinde verimliliği arttırmak ve artan modern seçeneklere bağlı olarak daha düşük partili üretim yapma zorunluluğuna bağlı olarak esnek tüketim teknolojisinin gerekliliği nedeniyle her iki üretim tesisi için 2017 yılında başlanılan yenileme çalışmaları 2019 Mayıs ayında sona erdi. Gelinen noktada tüm fabrikalar günümüz rekabet şartlarına cevap verebilecek yüksek verimlilikle artan kapasitelerin yanında esnek üretim kabiliyetleriyle donatılmış son derece modern birer üretim tesisi haline dönüştü. Dönüşüm sonrasında modüler fabrikasına yapılan yatırımlarla birlikte günlük kişi başı üretim, modüler fabrikasına yapılan yatırımlarla birlikte günlük kişi başı üretim 2,7 üniteden 4,68 üniteye yükseldi. Devam eden iyileştirme projeleriyle birlikte günlük kişi başı üretimin yıl sonunda 5,5 üniteye çıkması hedeflenmekte. Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olan Yataş Grup, Divane markasının Türkiye'nin dört bir yanında tüketicilerle buluşması için deneyimli satış ekibiyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Divane markasını 2021 yılında hız kesmeden neredeyse her ilde mağazalaşması sağlanıp tüketicilerin isteklerinin karşılanması hedeflenmekte. Divane markası Enzo Home kadar kaliteli olmasının yanında fiyat ve çizgileriyle Enzo Home'dan ayrılmakta. Enzo Home'u tercih eden kitlenin dışında kalan kitleye hitap etmek için hayata geçirilen marka 2021 yılında gerek tasarımlarıyla gerek makul fiyatıyla hedef kitlenin ilgi odağı olması planlanmakta. Yıl içerisinde alınan olumlu bildirimler neticesinde 2021 yılının Yataş Grup için yurt içinde Divanev yılı olacağı düşünülmekte. Ayrıca Kazakistan ve Kıbrıs'ta iki satış noktası açılıp Divanev markasının yurt dışına tanıtılması hedeflenmekte. Özellikle pandemiden sonra online alışverişin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Evlerine kapanan insanlar sosyal temasın minimum düzeyde olduğu bir dönemde ihtiyaçlarını online kanallarda karşıladı. Yataş Grup olarak 2019 yılının sonunda 2020 yılının başında e-ticaret ve dijitalleşmeye yapılan yatırımların 2021 yılında da devam edeceği hedefler arasında yer almakta. Çin, Singapur, Kenya, Gambiya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Kuveyt, Bahreyn, Liberya, Gabon, Yunanistan pazarlarına girilmesi planlanmakta. 15'i Enzo Home, 22'si Yataş Bedding, 13'ü Enzo Home Corner, 27'si Yataş Bedding Corner olmak üzere yeni açılacak noktalarla 2021 sonunda yurt dışında 200'e yakın satış noktasına ulaşılması ve toplam cironun %14-15'inin ihracat tarafından sağlanması öngörülmekte.
Grup karlılığını %97 arttırıp 2021 yıl son cirosunu 2,5 milyon TL'ye ulaştırması hedeflemekte. Bu milyon TL demiş ama muhtemelen milyar olması lazım. Bunu düzeltelim. Çünkü bakın 2020 yılında zaten 1 milyar 700 milyon satış yapmış. Net satışı yıllık. Ve bunu arttırması da tabii ki 2 milyar 500 milyon olarak düzeltelim. Hedefi buymuş yani net satışın artması hedeflenmekteymiş. Brüt kar marjlarına baktığımızda brüt kar marjı yıllardır aynı hemen hemen korunmuş. Maliyetler hemen hemen aynı. Ama yeni yapılan makinelerle brüt kar marjı da artabilir. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi dolar durumuna bakalım. Kur durumu, yabancı para riskine bakalım. Toplam varlıkları döviz olarak 237 milyonmuş. Toplam yükümlülükleri ise 177 milyonmuş döviz olarak. Yani dövizden döviz riski yok yani firmanın. Dolar artarsa daha bile iyi olabilir firma için. Toplam döviz varlıkları toplam döviz borcundan daha fazla. Şimdi Hürriyet'te yayınlanan bir röportaj buldum yıllar yıllar öncesinin. Açalım ne diyor burada? Kaç yılında yayınlanmış? 2017'de yayınlanmış bir haber. Diyor ki burada 2012'de başladığı atılım sürecinin ilk 5 yılını tamamladı. Firma bu dönemde cirosunu 188 milyon net satış. 188 milyon net satıştan 5 yılda 502 milyona çıkarttı. Ve ikinci 5 yıllık hedefimizde 2021'de hedef 2 milyar lira ciro demiş. Ama şu anki faaliyet raporunda ne diyor? 2021 yıl sonu hedef 2,5 milyar diyor. Yani 2017'den beri baktığımızda firma hem hedeflerini gerçekleştirmiş hatta hedeflerinin de üstüne çıkmış. 5 yıl önce 2017'de demiş ki 2021 sonu hedefimiz 2 milyar ama geçen yıl attığı faaliyet raporunda diyor ki bundan 2 ay önce yayınlanmış faaliyet raporunda diyor ki 2021 yıl sonu hedefimiz 2,5 milyar. Yani firma patronu sözünde durmuş. Dolayısıyla daha önce sözünde durduğu için 2021 yıl sonu hedeflerine de ulaşabileceğini düşünmekteyiz. Şu anki hisse fiyatı 15,90. Global menkul 26 TL hedef vermiş yataşa. 19 Nisan'da vermiş bu öneriyi. Oyak Yatırım 22 TL hedef vermiş. 9 Nisan'da yayınlamış. Halk Yatırım 20 TL hedef vermiş. 11 Mart'ta yayınlamış. Tabii en güncel, günümüze en yakın 19 Nisan'da gelen öneri Global'dan 26 TL hedef gelmiş. İş Yatırım'a bakalım. İş Yatırım'da Şubat'ta bir öneri vermiş ve 21 TL hedef vermiş. Neden böyle bir hedef vermiş? Diyor ki burada düşük faiz ve enflasyon ortamından en fazla fayda sağlayacak firmalardan biri olduğunu düşünmekteyiz. Bu çerçevede 2021 yılında daha güçlü bir talep ortamı ve hızlanan franchise mağaza açılışları bekliyoruz. 2020-2021 döneminde franchise mağaza açılışı beklentimize 10'dan 25'e revize ettik ve 40 yeni divan mağaza açılışını modelimize ekledik. Buna göre 2020-2021 gelir tahminlerimizi %8, %9 arttırdık demiş. İş Yatırım'da 21 TL hedef vermiş. Şubat'ta vermiş bu hedefi. Ve neden Yataş'ı beğendiğini burada açıklamış. Şimdi bakalım hissenin piyasa değeri bölü defter değerine bakalım. Piyasa değeri bölü defter değeri 4,5. Öz sermaye karlılığı yıllık %37. Şu an bir tık pahalı gibi gözüküyor ama diğer iki bilançoda bu şekilde gelirse, diğer iki bilançoda böyle gelirse öz sermaye karlılığını yıllık %50'ye çıkartırsa piyasa değeri bölü defter değeri tabii yeni gelecek iki bilançoyla da 3'e 3,5'a düşer ve bu hisse ucuz bir hisse olmuş olur. Ve bu hedefleri de düşündüğümüzde, patronun hedeflerini de düşündüğümüzde bu hisse çok ucuz bir hisse olmuş olur. Dolayısıyla şu anki patronun da hedeflerine baktığımızda ve öz sermaye karlılığının yıllık %37 oluşuna baktığımızda 4,5 PDD'de bence ederinde hisse, ederinde diğer iki karlılıkta, diğer iki bilançolarda böyle iyi gelirse de hisse ucuz olmuş olacak. Halka açık piyasa değeri 1 milyar 200 milyonmuş. Milyarlık bir tahta, küçük bir tahta değil. Baktığımızda da tabii son iki bilançonun çok iyi gelmesiyle burada bir uçuş olmuş. Hem borsa uçtu hem firmanın son iki bilançosu çok iyi gelmişti. Hisse 17 TL'ye geçmekte zorlanıyor. Çarpmış dönmüş, çarpmış dönmüş, çarpmış dönmüş. Bakalım geçecek mi? 17 TL'yi geçip kapanışı yaparsa da hedeflerine gidişi hızlanır. 17 TL güçlü direnç olmuş. Baktığımızda şu anda burada kutu yapmakta olduğunu bence görmekteyiz. Şu anda böyle bu kutunun içinde hareket ediyor gibi sanki.
Şöyle bu kutunun içinde gidiyor. 15 TL'den alıp 17'den sat. 15'ten al, 17'den sat. 15'ten al, 17'den sat. 17'yi geçerse de 17 TL'nin, tabi burası da 17 de, şöyle diyelim 18'in üzerinde kapanış yaparsa, 18 TL'leri görüp kapanış yaparsa, o zaman hedefleri yükselir. Teknik olarak bakarsak, ha, temel analiz olarak bakarsak da zaten görüyorsunuz firmaların hedeflerini, firmanın hedeflerini görüyoruz. Karlılığı da böyle devam ederse, o zaman yatış için konulan hedef olan 26 TL Global'ın hedefine hisse gelir. 26 TL'ye gelir. Karlılık böyle devam ederse, ama tabii ne zaman, bunu zaman gösterecek. 3 ayda bir yayınlanan bilançoları takip edin. Yeni bilanço gelmedi. Birkaç hafta içinde yeni bilanço gelebilir. Tabii ben de ne zaman müsait olunca o zaman video yapıyorum. Tüm hisseleri bilanço döneminde inceleyemem. Siz artık takip edeceksiniz. Yeni bilanço gelince bakacaksınız ne kadar kar açıklamış, daha önce ne kadar kar açıklamış, fabrika nasıl gidiyor, bunlara bakacaksınız. Bir firma iyi giderse hissesi de iyi gider. Hissesi çok şişik değilse tabii firma ile birlikte hissesi de yükselir. Bilançolarda bozulma olursa da hisse fiyatı düşebilir. Stop kurmak isteyen de şöyle 15.00'a stop düşünebilir. 15 TL'nin altına düşerse ise nereden döneceği biraz belirsiz. 14-10 buralardan da dönebilir. Düşecek olursa. Mesela diyelim 15 TL'yi, 14 TL'ye stop kurdum diyelim. 14'ün altına düştü. Sat. Satmış olur. 14'ün üzerine çıkınca bir daha alırsın. Mesela böyle şeyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi firma iyi giderse hissesi de iyi gider. 3 ayda bir yayınlanan bilançolar takip etmeniz lazım. İzlediğiniz için sağ olun.